Harmanım ben, harmanım. 40 satırlık fermanım. Yok dizimde dermanım. Eyletmen beni, söyletmen beni. Ağlatman benim aynalar, aynalar. Bravo. Vallahi bana sürpriz yaptınız. Çok da harika oldu. Spor hikayelerinde bu haftaki konuğumuz döneminde bir dönemin top listelerini, müzik listelerini alt üst etmiş, üst sıralarında yer almış sevgili Salim Dündar konuğumuz. Spor hikayelerinde neden Salim Dündar konuğumuz derseniz onu da bu bir saatlik program içinde anlayacaksınız ki bu kadar spora gönül vermiş bir insan. Evet. Hani sanıyorum çok da fazla yoktur. Çünkü ben sizi ne zaman görsem sürekli koşma, sürekli bir antrenman halindesiniz. Ve sizi bilenler, tanıyanlar da öyle söylüyorlar. Hoş geldiniz programımıza. Sağ ol, çok hoş bulduk. Bu programımızda sizi tanıyacağız. Müziklerinizi, şarkılarınızı, sanat kariyerinizi biz çok çok iyi biliyoruz. Ama bilmediğimiz bir tarafınız var ki. Spora yatkın olanlar, spor izleyicileri bilirler sizin Tabii. yarışmalarınızı ama bilmeyenler vardır diye de o konuda bir açıklık getirelim. Nasıl sporla ilgilenmeye başladınız? Hangi yaşlarda başladınız? 40 yaşında. Bayağı da geç. 77 yazı. Kanarya Adaları'na gitmiştim. Bir Rus gemisiyle. Bu işte turizmle Bak Kebir Celal Akabişi bir yardımlaşma derneği ortaklaşa Rus gemisini SMS Latvia diye bir gemi kiralamışlar. Orada müzik de koymuşlar. Orkestra şefi vardı bir arkadaş. Dedi ki Sarım abi böyle böyle bir şey var. Gelmek bilirim dedim. Ben dedim Kanarya Adaları nereden göreceğim bir daha. Yani Evet. Ondan sonra kalktık görürsünüz gittik. belki ama eğlenceli olur. Bir ay süren bir şey oldu. Ben de spor giyinmeyi seviyorum ya. Ondan sonra dönüşte Barcelona'dan bir çift voleybol ayakkabısı gibi çok güzel bir ayakkabı almıştım. Dönüşte İstanbul'a geldiğimde Ahmet Gülhan, Devekuşu Kabire, işte Zeki Metin, ondan sonra bunlar Haldun Taner, ondan sonra rahmetli şey, işte Zeki, ondan sonra Zeki Alasya. Zeki Alasya ve Metin falan. Ondan sonra o gruptaydı Ahmet Gülhan. Bana tutturdu. İşte Kaş'tan ben bir yer aldım. Gelir misin? Ben Kaş neresi diyorum. Bana haritada yerini gösteriyor. Dedim benim burada ne işim var? Türkiye'nin bir ucu. Yani hayat işte Ne kadar da güzel bir ucu. pamuk ipliklerine bağlı ya böyle hani. Evet. Dönüm noktaları var Evet, bazı. evet. Ben hep böyle, ben öyle olayların adamıyım. Neyse. Hep köşelerden döndük bir Bu yere. programda dinleyeceğiz onları. Neyse. Ben ya sana da alalım falan. Ya bırak. Neyse ısrar etti. Ben dönüşte bunlar da fuarda oynuyorlardı. Ben Mayıs ayının sonunda falan döndüm Kanarya Adaları'ndan. Kalktım gittim İzmir'e. Efes Üstleri'nde birkaç gün önce programlarını bitmeden evvel. Sonra yola çıktık eşiyle falan. Giderken eski bir arabası var onun o zaman. Serçe miydi, Murat mıydı bilmiyorum. Ondan sonra ben markalardan da pek anlamam. Ben çünkü arabalarım şey, ayakkabılar. Koşu ayakkabılar. Neyse. Araba su kaynattı yolda. İşte olacak ya. Selam abi dedi, şu dedi arabayı dedi, burada Köyceğiz Dalyan diye bir yer var. Orada bir gece kalalım. İztuzu, şimdiki İztuzu dedikleri En güzel yerde. yerler, evet. Ondan sonra orada kalırız bir gece. Ertesi sabah da dedi yola çıkarız. Kalk, devam ederiz. Olur dedim. Motorla bindik o sazların arasından Dalyan'da. Çıktık. Bile bir derya bir deniz.
bir taraf göl, bir taraf göya biz orada bir gün kalacaktık, bir gece. Kaç gün kaldınız? Böyle bungalov bozuntusu, bungalov değil mi? Neredeyse tavuk kümesi gibi böyle tahtadan böyle bir şeyler yapmışlar. Bir tane şilte atmışlar. Yatak falan da değil böyle. Ondan sonra dışarıdan baktığın zaman içerisi gözüküyor. Şimdi kim bilir oraların neler oldu. Televizyonlarda görüyoruz. Evet. 77'nin yazı, Ağustos'un başı. Neyse. Kaç gün kaldınız orada? Abi 4 gün kaldık. Göya ertesi sabah yola çıkacaktık. Çok beğendiğiniz için çok kaldınız. İşte yakın koyları geziyoruz. Orada bir tane kıştan takma bir şey buldu. Hemen Ahmet öyle şeyleri becerir. Salaş bir balıkçı şeyi var. Ne kadar güzel. Ondan sonra tek her gün balık yiyoruz. Başka bir şey yok. Bir gün bu açık deniz tabii. Vura vura acayip bir tartan pist oluşmuş. Denizde kıyıda olur ya böyle. Ondan sonra uçsuz bucaksız bir şey, mesafe. Ayakların hani çocukken oynarken böyle dalgacıklara vurursun ya, çıpı 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 böyle böyle şey yaparsın. Kumluk değil mi? Evet, kumluğun kenarında dalgalara. Sonra ben de onu taklit ettim. Sonra çıktı o tartan pis gibi yere. Koşmaya başladı. Ben de arkasına takıldım. Baktım gidiyor. Ulan devamlı gidiyor. Ben de gidiyorum. Hani ben diyorum ki içimden sonra Allah Allah diyorum. Yani hadi ben hareketliyim. Dans ediyorum. Çocukluğumdan beri hep yürürüm. Beni hep sanat camiasında da yürür bilirler. Hatta medyada şöyle bir haber çıkmıştı. Salim Dündar'ın cimri olduğunu biliyor musunuz? Niye? Yürüdüğü için ne alakası var? Yani, İşte sabahın köründe çalıştığı gece kulübünden kar tipi fırtına, yağmur fark etmez. Kaldığı eve veya neyse otele şeyine yürür. Araba parası vermemek için yürür. Ya bir mahsuru yoksa yaşınızı söyler misiniz? Söyledim ya orada 40'ında başladım 77'de hesap etsinler artık. Kusura bakmayın. Arada hesaplayalım. Yani bu kadar maşallah Allah daha uzun ömür versin. Bu yaşta bu fit vücuda sahip olmak demek ki o günlerden gelen bir alışkanlıkla. Şimdi böyle bir anekdot yapayım mı ufacık? Merak ediyoruz. Şeyle, kısa bir ara şeyle verelim, o anekdotla girelim ikinci bölüme. Az sonra birlikteyiz. CRI Türk. Spor hikayeleri devam ediyor. Konuğumuz Salim Dündar. Programın başında da söyledim ben. Bir zamanların müzik listelerini alt üst eden, şarkıları yapan, söyleyen sanatçı. Spor programında ne işi var diye merak edenler vardır mutlaka. İlk bölümde açıkladım ama uzun zamandır yürüyüşleri vardı ama bize anlattığınız... O kaş tarafında yürümeye başladınız, koşmaya başladınız. Ondan sonrası orada bir anı anlatacaktınız. O anıyla işte devam koşuya edelim. Nasıl başladım? Bayağı gitti. Ahmet gidiyor gidiyor. Ben de diyorum ki hadi ben hareketliyim diyorum. Bu da koşuyor diyorum. Allah Allah hayret diyorum bile. Gittik bir döndüm bir de baktım ki geldiğimiz yere bayağı bir mesafe gelmişiz. Neyse. Koştuğumuz yere yakınlaşırken ben bir atak yaptım. Öne geçtim. Ondan sonra içimden geldi. Baktım kendimi çok iyi hissediyorum. Sonra o bir atak yaptı. O öne geçti ve koşu bitti. Gelsene sen buraya dedi. Ne var dedim. Sen dedi atletizm yapmışsın değil mi dedi. Ne atletizmi dedim ya. Bana mı anlatıyorsun dedi ya. Sen dedi atletizm yapmışsın. Senin altyapın var. Bana dedi şey yapma. Ya Ahmet dedim ben dedim atletizm ben hayatımda yapmadım. Beni yürürüm. Yürürdüm. Yani herkes öyle bilir beni dedim. Ben dedim öyle koş. Çocukluğumdan beri dedim. Doğada büyüdüm. Ondan sonra. Ondan sonra. Yanlıya başka koşardım ben devamlı. Sen dedi. Altyapın var. Koşmuşsun bırakmışsın sonra dedi. Yok dedim. Sen benimle nasıl koşarsın ya dedi. Aa. Demek ki kendisi çok antrenman yapmış. Bir dakika yok. Hayır. Bu sefer beni bir merak sardı. Allah Allah dedim. Niye böyle konuşuyorsun dedim. Yani sen benimle nasıl koşarsın filan. Lan oğlum dedi. Ben dedi
Fenerbahçe'de 400 engel koşuyordum dedi. Genç milli atlet, genç milli oldum ben askerlikten sonra dedi. Bıraktım tiyatroya. Devam ettim dedi. Sen koşsan olan dedi. Ne güzel koşuyorsun sen dedi ya. Abi o laf benim makusta alemi değiştirdi. Ben 42 senedir koşuyorum. Belki de kendinizi fark etmenize sebebiyet verdi onun bu söyledikleri. Ama işte hep bir vesile şey olacak ya. Çünkü evet. Benim içkim yok. Evet. Sigara kullanmadım. Ki yıllarca yani, bu gece hayatına hizmet eden bir sektörde çalıştınız. Konserleriniz oldu. Programlara katıldınız. Hani bunlar şarkı söylediğiniz saat dilimleri gündüz ya da öğlen saat değildir ekseriyette. Gece saatleridir. Ama ben şimdi mesela diyelim ki Urcan'da, Sarıyer'de Urcan Gazinosu'nda çalışıyorum. Hı. Ev Levent. Hı hı. Daha önce şeyde oturuyordum. Taksim'de. Hı hı. Kazancı Yokuşu'nda. İş bitiyordu. Hı. Urcan'da. Hı hı. Yürüyerek ben Taksim'e Allah geliyordum. Allah Allah. Tabii. Bebek Belediye Gazinosu. Oradan Taksim'e yürüyerek. Kaç bazen yürüyerek gidiyordum. Peki? Yürüyerek falan dedim. Yani bu şekilde adım çıktı. Arap parası vermez. Cimri olur biliyor musun? Sonra yıllar sonra ayakkabı bir gün dayanıyor Efes Oteli'nde Sezen Aksu bana dedi ki sen dedi nasıl böyle kalıyorsun ya? Bu işin bir sırrı falan var mı dedi. Daha ne olsun? Ondan sonra var dedim. Hemen kulak kesildi. Bir şey anlatacağım zannediyor. Hı. Ben dedim ki hani dedim bir zamanlar medyada basında ondan sonra böyle bir haber çıktı. Sanatçılar dedim dedikodusu dedim medyaya yansıdı. Salimdar arı parası vermez cimri. Siz dedim o dedikodularınızın faturasını böyle ödüyorsunuz dedim bu görüntülerinizle. Hı. Ben de böyle ödüyorum. Bu işin sırrı bu dedim. Böyle kaldı. Hiç cevap veremedi. Güzel, güzel demişim değil mi? Yani çok güzel demişsiniz. Ama inanılır gibi değil. Gece işi yapıp ondan sonra tabii Bebek'ten Sarıyer'den Sarıyer şimdi, diyorsunuz Salim Bey Taksim Sarıyer'den ama o bir şey değil ki o bir şey değil o bir şey değil. Şimdi bakın var. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Hemen çabuk çabuk anlatmak istiyorum. Benim hayatım çünkü öyle çok kolay değil. Neyse. Bir programa ben, sığmaz. Ben Assubay Okulu'nda okuyordum. Kasımpaşa'da. 1950 senesinde. Birinci sınıfta. Oradan çıkıyordum hafta sonu. Yolu büt tutturuyordum. Ayaklarım beni nereye götürürse. Yani bilinçli olarak yapmıyorum ben Allah bu şeyi. Allah. Yani bir şey beni götürüyor. Beni ve arkadaşlarım kimse takılmıyordu bana. Ya gelin benden beri. Hayır diyorlardı. Daha kocaması Zeytinburnu'na gidiyordum. Oradan tekrar dönüyordum. Sonra bir sene sonra Beylerbeyi'ne geçtik. Orada da bir yürüyordum en kısa mesafe Üsküdar. En uzun bir Kadıköy'e gidip geliyordum. Oradan Beylerbeyi'nden ta Beykoz. Allah Allah. Tabii Beykoz'a gidiyordum ve dönüyordum. Bravo. Niye dönüyordum bilmiyorum. Meğerse ben vücudum istiyormuş. Ben o zaman ondan sonra yani ben yürürüm ondan sonra endorfin salgılar vücut bilmem mutluluk hormonu falan öyle şeyleri bilincinde değiliz ki o zaman. Mutlusunuz o yaşta biz. Ama. Mutsuz değilsiniz. He? Mutlusunuz ama değil mi o dönemde? Bu kadar onu hareket, yaptığım spor. İçin ben mutluluk hormonu salgılıyormuş vücut. Ben onun için vücut benim istiyormuş. Yani bu bir nevi şey gibi yani nasıl şey, tatlıya bağımlı olur bilmem ne yapar. Ben de vücudumda onu istiyormuş. Evet. Ama ben o zaman bunu bilinçli olarak yapmıyordum. Ne kadar güzel. Yıllar sonra anladım neden o vücutçu oldu. Çünkü hiperaktif bir çocuktum ben. Tek çocuk olay muydunuz? Bu. Yok, biz 9 kardeştik. Oo maşallah. Siz aralarda mıydınız? Annem 3 defa evlenmiş. O öyle toplamda 9. Evet. İlk eşinden bir ablam, ikinciden kız kardeşim ben, üçüncü kocadan 6 çocuk. Anladım. Peki o zaman herhangi bir spor dalına ilginiz var mıydı küçükken? Yüzüyordum. Yüzüyordunuz. İzlediğiniz bir takım sporu var mıydı ya da? Çocukluğumdan beri Galatasaraylıydım. 8 yaşından futbol, beri. Futbol, evet. İzliyordunuz. Hiç o branşlara yönelmediniz değil mi?
Yok, hayır. Top oynadım şu gençliğimde ama yok ben. Peki müzik yaparken şeyi anlattınız işte spora yürüyerek de olsa bana göre bütün sporlar altyapı oluşturmuşum ben. Büyük bir korkunç bir aerobik kapasite geliştirmişim. Kesinlikle. Yani vücudun itmanlı olmasının nedeni bu işte. Tabii. Öyle başladınız. Sonra sanat hayatımda da dans ediyordum. Her ondan sonra o da benim o yürüyüşte zaten o dans ondan sonra bağları dört yönlü ondan sonra içki ve bağları sigaraya kuvvet, da kuvvetlendirmiş. Adilleri de kuvvetlendiriyor. Dans çünkü çok faydalı bir şey. Tabii ki. Yani bunlar bende bir altyapı oluşturmuş. Koşuya altyapı oluşturmuş. Şimdilerde herkes diyor ki 10 bin adım atın. Nereden adım atın? Kadın ondan sonra veya adam 100-120 kilo, 80 kilo en az. 10 bin adım. Öyle iki bacağım var diye öyle yürüyemezsin. Elbette. Yürümek öyle basit bir şey değil. 10 bin kolay değil. Ve bunu maalesef bunu söyleyenler de doktor şeyinde etiketi taşıyan insanlar söylüyor. Niye söylüyorsun? Hiçbir bilgisi olmadan ondan sonra sen spor hekimi değilsin. Spor hekimi böyle bir şey konuşmaz zaten. Bir insanın yürüyebilmesi ve koşabilmesi için çok uzun bir süreçten basamaklamalı çalışmalardan geçmesi lazım ki yürüsün. Evet. Veyahut sonra da koşuya devam etsin. Çok güzel sohbetimiz devam ediyor. Yine bir kısa bir ara verelim. Az sonra birlikteyiz. CRI Türk. Spor hikayeleri devam ediyor. Konuğumuz Salim Dündar. Muhteşem bir şarkı. Aynalar. Aynaların yıllarca bizim kulaklarımıza getiren, söyleyen kişi. Yalnız o değil ki yani. Sadece o değil tabii ki. Çok ama en son akılda kalan o. Güzel de bir şarkı. Onun için. Yoksa benim bir dost bulamadığım gün akşam oldu var. 72. Kesinlikle. Aynalar 76'da. Evet. Kalbimi kim çalıyor? Sen mevsimler gibisin. Evet. Ya bunlar hitler daha bir sürü var. Kaç tane albümünüz var toplamda? Bilmiyorum valla. Sayısı. Öyle pek fazla şey yapmadım. Sebebi. Yani ben biraz plak yapayım da işte halkın nabzına göre şerbet vereyim bilmem ne filan. Ticariye i̇şte biraz daha girmediniz yani. Ben hiç öyle o işlerin adamı olmadım. Ben şarkı söyledim. Ben sahnede çünkü çok başarılıydım. Benim sahnem performansım en üst düzeydeydi. Yani kendi kuşağımda şimdi kuşak tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi sahne adamlarından ben birisiyim. Bunu hiç abartmadan bu adam da kendini methediyor falan demesinler. Evet. Olay kelimesi kelimesine bu. Evet. Benim ihtiyacım olmadı çünkü. Ben çünkü devamlı çalışıyordum. Gece kulüplerinde Tanju Okan, Ran'la birlikte rahmetli. Ben ikimiz erkek sanatçı. Ondan sonra işte bayan sanatçılarda işte Ajda, Majda falan onlar. Eskiden bir gazino kültürü vardı tabii ki. Tabii ben gece kulüplerinde 10 yıl sadece ve sadece Latin müziği söyledim. Ben Türkiye'de ilklerin adamıyım. Ben daha evvelden davulcuydum. Övünmek gibi olmasın. Türkiye'nin de iyi bir davulcu, en iyi davulcularından o yıllarda ben notist davulcuydum. Hem solanotları okuyorum hem davul notası. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük balelere çaldım davulda. Daha sonra 64 senesinde Hilton'da Şerif Yüzbaşıoğlu ile Ayla Dikmen, Başar Temer, iki solist. Ben de davulcu olarak orkestraya girdim. 15 gün prova yapıyoruz Hilton'da. Sabah akşam, gece yarılarına kadar yemeklerimizi Hilton'da yiyoruz. Öğlen akşam yemeklerini. Ama ben Şerif abiye bir gün, Şerif abi ben biraz da şarkı söylerim demedim. Çünkü desem, İşi başkından aşkın iki şarkıcının repertuarlarını hummalı bir şekilde onları yazıyor, çiziyor, provalar filan. İşte enstrümantal müziklerin provaları. Bir de ben devreye girersem bana en azından diyecek, aa öyle mi filan, bir ara bakarız filan dese ben bu lafı duymak istemiyorum. Evet. Evet, öyle bir. Aradan bir 10 gün filan geçti. Bir gün işte çay molası veriliyor. Herkes gitti çay numaranı almak için filan. İşte sigarasını içen sigarasını yaktı. Ben de davuldan kalktım. Tam o kuyruklu piyanonun yanından geçerken Şerif abi oturuyordu. Bir dakika bakar mısın dedi.
Buyur abi dedim. Sen dedi şarkı da söylüyormuşsun öyle mi dedi. Valla ben tabii orada uçtum. Böyle bir anda dünyanın merkezinden böyle bir başka. Şey evet abi filan. Niye söylemedin bana dedi. Bu şeyleri anlattım işte. Çekincelerimi anlattım orada orada. İyi ama dedim abi size kim söyledi bunu dedim. Birisi söyledi dedi. Abi dedim çok merak ettim ki. Söyleyebilir misiniz dedim ben. Burada orkestra arkadaşlarıma bile söylemedim. Çocuklara bile söylemedim. Ya acaba Şerif abiye bile söylesem mi çocuklar falan. Onlar da bilmiyorlar. Çünkü ben pavyon kültüründen gelmiştim. Onlar gece kulübü müzisyenleriydi. Öyle İstanbul'dan da, bir farklılık var. Tabii farklılık var. Pavyon kültüründen. Ve son oraya Şerif abiye gelinceye kadar da 3 yıl Bursa'da. Bursa, Ankara, İzmir ekseninde çalışmıştım. Eskişehir bir de. Ondan sonra bilmiyorlar beni. Olay bu. Evet. Ondan sonra... Söylediniz orada. Söylemem dedi. Abi niye söylemezsiniz dedim. Çok... Yalnız dedi bana söyleyen şöyle bir şey söyledi dedi. İşte karşılaşmışlar kimse o. Herhalde müzisyen ki beni bilen birisi. Hayırlısı olsun provalar nasıl gidiyor Şerif Bey filan filan diyaloglarından sonra tam ayrılacakları sırada Şerif Bey demiş o sizin davulcu olarak aldığınız kişi var ya demiş öyle demiş bir şey mi var acaba negatif bir şey mi söyleyecek falan gibi yok demiş ne var demiş sen ona dikkat et onu her ne kadar davulcu olarak aldınsa da demiş o senin orkestradaki iki tane şarkıcın var ya demiş demiş onlardan daha iyi. O her ikisinden de çok daha iyi şarkıcıdır. Sen ona dikkat et demiş. İki ay sonra zaten ben orkestrada şarkıcı olmak mecburiyetinde davuldan kalktım. Şahane. Yerime yine bir adaşım olan Salim Arbaş, iyi bir davulcuydu o da. O geldi ve ben orkestrada üç şarkıcı olduk önde. Olay bu. Peki müzisyen Salim Dündar kendisini keşfettiği o kaç seferinden sonra nasıl bir çalışma izledi spor adına? Şimdi ben 79'da falan Nükhet Duru'yla bir müzikal ilk defa Şans Sineması'nda bir ondan sonra müzikal vardı Nükhet Duru Show diye. İşte Neco, ben, Suna Pekuysal, rahmetli Halit Akçapı, işte, rahmetli Suna Pekuysal ve bir bale grubu. Güzel bir kadro. Oradan Ankara'ya falan gittik. Orada da bir kızcağız var. Ondan sonra Amerikalı. Nükhet Duru'ya hem dans ediyor hem de İngilizce öğretiyor falan. Ankara'ya gittik. Arı Sineması'nda TRT'nin o şey çekimlerin olduğu yer. Ben tabii çekimden sonra Ulus'a ta Bahçelievler'den koşarak dönüyorum. Yine aynı. Bu kızcağız da beni görmüş falan. Bana dedi ki, benim babam dedi Balgat tesislerinde hoca orada, Amerikalıların Balgat. Orada dedi seni tanıştırayım, onlarla koşar mısın falan dedi. Hemen ben balıklama ondan sonra atladım. Çünkü niyetim oradan bir tane ayakkabı almak PX'ten. Tabii o zamanlar Erdal ayakkabı var. Bir keslerle falan koşuyoruz. Doğru düz ayakkabı yok o yıllarda. Amerikan pazarlarında çok alınıyordu o tura ayakkabı. Ondan sonra gittik işte orada koşarken koştuk ettik falan. Oradan sonra duşumu aldım. Bir gün baktım oturdum. Masa var böyle. Baktım mecmualar var. Bir mecmua aldım. Bir baktım Runner's World yazıyordu. Koşanların dünyası. Allah Allah. Bir açtım baktım. Oho dünya nerede? Biz nerede? Master'lar. Master kelimesini ilk defa orada gördüm. Evet. Ustalar yani evet. Yaş grupları. Daha sonra geldim. Burada işte Levent'te işte koşu yerleri arıyorum filan. Koşarken bir koşan bir arkadaşla tanıştık. O da daha atletizm yapmış bırakmış. Ondan sonra derken ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişi bir birkaç kişi olmaya başladık. Tabii o zamanlar sağlıklı spor sloganı falan da yok. Ondan sonra ama grup bir grup oluşturduk, başladık yavaş yavaş. Derken sağlıklı spor şeyi de falan çıkınca koşanların, yürüyenlerin şeyi çoğalmaya başladı. Kulüpleşmeye mi gittiniz? Ondan sonra ben dedim ya dedim böyle böyle bir master kulübü. Yani master kelimesini telaffuz eden
ilk kişiyim. Yani ben ilklerin adamı olmaya devam ediyorum. Masterlar yani, o dedi ki ya Türkiye'de işte üniversitede hoca olan bir kardeşimiz vardı. Benden küçük profesör. Ya Salim dedi, burada dedi, Türkiye'de olmaz böyle şey. Belki üniversitenin bünyesinde acaba yapabilir miyiz böyle bir şey falan derken nihayetinde böyle bir şey artık yaptık. Bir gün yarışlara giriyorduk. Böyle, o arkadaş dedi ki bütün Dolmabahçe'de bir koşu var. Elit atletler koşacak. Biz de gidelim koşalım. Kalktık gittik. 6-7 kişiyiz falan. Isınıyoruz göya. O zaman da işte atletizm ajanı var. Selahattin Yıldız. Bunlar kim dedi ya? Şimdi yaşlı başlı adamları gördü ya orada koşuyor. Hakem de dedi ki hocam dedi bunlar dedi master'mış. Ne? Ne master'ı? Ulan biz elit atletleri koşturmuyoruz. Bunlar da nereden çıktı? Defol oldu. Abi bu fotoğraf 2-3 sene devam etti. Kabullenemediler. Tabii. En sonunda bir arkadaşım var. Peki kabullenme kısmını az sonra konuşacağız. CRI Türk. Spor hikayeleri devam ediyor. Konuğumuz Salim Dündar. Aynalar şarkısıyla girdik. Şimdi son bölümdeyiz. Masterlar kulübünü kurdunuz. Kurucularındansınız. Bunu da söylemekte fayda var. Kurduk ama hala bizi yarışlara sokmuyorlardı. Kabullenemediler. Bir tek Hürriyet'in dedeler yarışı vardı. Ben de o dedeler lafına son derece karşıyım. Ondan sonra dedeler ne dedesi. Ondan sonra orada girip koşmadım ben. Ben öyle adam. Ama koşanlar oldu. Orada koşanlar oldu. Sonra o da kalktı. Neyse. Bir gün Şişecam atletizm takımı vardı. Orada Yurda Dönler, işte Mehmet Terziler, Necdet Ayazlar, Selmet Tümrülenk filan. Türkiye'nin en iyi atletleri filan orada. Necdet Ayaz bana bir gün dedi ki Salim abi dedi. Bu dedi Kadıköy Belediyesi'yle Renault Mayıs ortaklaşa bir 10 kilometre Kadıköy'de bir yarış tertipliyor. Ben de organize komitesindeyim. Gel dedi sen de şuraya bir imza at seni de alalım dedi. Olur dedim. İyi at dedi. Atmadan evvel dedim bir şartım var. Ne şartı dedi. Dedim böyle masterlar abi ne yapıyorsun dedi Allah'ını seversen dedi. Ya bırak dedi Allah'ını seversen. Gel şuraya at imza. Atmam dedim. Ya abi şudur, budur filan, bu diyaloglar filan yarım saat sürdü filan. Şimdi koşuyorlar ya 10 binler, 100 binler filan. Bunları bir videoya çekeceklerdi böyle. Şimdi kimin ayakları üstünde koşuyorlar? Ama ben bunu hiçbir zaman medyada şey getirmedim. Bazı bir iki televizyonda bunu dile getirdim ama şimdi de olduğu gibi. Dedim atmam kardeşim dedim. Gel dedim bak Necdet, bu bir milat olur. Bir başlangıç olur. Biz bir türlü yarışlara sokmuyorlar. Gel dedim. Nasıl yapacağız bunu? Ben dedim bir arkadaşım var dedim. O bu işin üstesinden gelir. O zaman tabii şimdiki gibi çipler, mipler ayaklarda falan yok. Bilgisayar bilmem ne yok. Her yaş grubuna masalar yapılacak. Koşuyu bitiren dedim buradan tiketini alacak hakemden. Tak kendi masasına gidecek. O beni geçti. Ben onun önündeydim bilmem ne. Hiçbir dedim mevzu bile olmaz dedim. Tamam dedi. Hayat bir şartım daha. Çıldırıp. Ne şartı abi dedi. Söyledin ya dedi bir şartım var. Ya dedim Necdet. Her 3 yaş grubunun ilk 3'üne dedim. Para ödülü. Ne diyorsun sen dedi ya yapma etme. Sen daha ilgi çekici olur. Ya dedim bana bak. Sen kendi cebinden mi vereceksin dedim ya. Kadıköy Belediyesi ve Renault Mayıs koskoca dedim. Kurum ondan sonra sen ne diyorsun dedim ya. Firma. İlgi gösterir insanlar. Dedim şey yapar. Ondan sonra motive olur. Onu da kabul ettirdim. Bravo. Ve hem ödülü, para ödülünü hem de yaş grubunu koyduran ilk Türk'üm. Bu topraklar üzerinde. Hem para ödülünü hem İki yaş sene, grubunu evet. Kurduran ilk Türk Salim Dündar. Evet. Uygulattıran. 2 sene üst üste yapılınca artık bir şey diyemez oldular. Ve bugüne kadar devam etti. Şimdi Anadolu'nun en ücra bir köyünde bile bir yarışlar oluyor. Rant haline geldi bu işler maalesef.
Peki Salim Dündar'ın önemli başarılarından da bahsedelim. Kazandığınız yarışlardan da bahsedelim. Ben bütün yarışlarda şu ana kadar ondan sonra yaş grupların Türkiye birincisiyim. Ondan sonra. O kadar alışmışsınız ki bütün yaş grupların Türkiye birincisi. Bu arada bir Balkan şampiyonluğum da var yaş gruplarında. Bravo. 93'te. Süper. Tabii Balkan şampiyonluğum da var. Ama tek şikayetim yaş grubunda adam kalmadı. Bu arada ilk reklam arası ilk aramızda 82 yaşını hesapladık. Evet. Maşallah. Daha uzun ömürleriniz olsun inşallah. Bize herhangi bir sağlık sorununuz yok değil mi? Allah'a çok şükür. Sürekli spor yapmaktan dolayı. Yok. Yok. Harikasınız. Ve şeylerin, koşucuların en büyük derdi sakatlık olayları. Evet. Bu çoğunlukla çok oluyor. Çünkü abi çok uzun sürer. Bu şu program bile içeriği bunu anlatmama yetmez. Peki, kemik yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Buyur. Kemik, bacak, iskelet sisteminde herhangi Hayır. Şimdi ben onu anlatıyorum şimdi. Ben 30-35 sene evvelden daha arkadaşlara ondan sonra siz bir gün gelecek koşamıyor olacaksınız. Ben bir sağlık sorunu yani sportif olarak değil. Başka olur ya ben de bir Allah'ın kuluyum tamam, yani. Evet. Bir genlerimde bir şey olur. Evet. Bir hastalık bir şey olur. Allah göstermesin. Vallahi. Böyle bir şey sağlık sorunu yaşamasam ben koşuyor olacağım siz koşamıyor olacaksınız. Hiçbir gün bana ya sen ikide bir kafamızı ütüleyip duruyorsun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun demedi. Çünkü deseler de onların da böyle bir şeyden bilmedikleri ortaya çıkmış olacaktı. Onun için söylemiyorlardı. Ama arkamdan benim yıllar sonra o grubun içindeki kişilerden bir iki tanesi arkadaş benim arkamdan böyle yapıyorlarmış. Benim taklidini yaparak arkandan böyle yapıyorduk. Hadi ya. Hadi ya. Çünkü o an her şey yolunda gidiyor ya, koşuyor. Onlar öyle bir tebiye hep böyle sanırım. Koşacaklarını zannediyorlar. Bunu da bana anlattılar. Bütün dediklerim çıktı. Neden? Çünkü bütün spor dalları kişinin sağlığıyla koşarsın ne yapar? Sadece motor kapasiteni geliştirir. Evet. Ama sen bir tebiye sürgüt devamlı koşuyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Bunun içine bütün spor dalları dedim. Tenis, ekstrem, yüzme dahil hepsi. Ondan sonra azıcık aklına hangi spor şey gelirse bitirmeye yönelik. Sahip olduğu, insanoğlunun sahip olduğu gücü bitirmeye yöneliktir. Geliştirmeye değil. Evet. Peki bunu ileri yıllara taşıyabilmek için ne yapmak lazım? Onları bilmedikleri ve yapmadıkları için hepsi bitti. Dikkat, evet. Ne yapmak lazım? Dört faktör var. Bir, tüm vücuttaki kasların kuvveti. O kuvvetli kasların iki, esnekliği. Üç, esneklik de kafi değil, yumuşaklık. Onlar da ayrı hareketler silsilesini icap ettiriyor. Dört, tüm vücuttaki eklemlerin işlerliği. Bunların hiçbirini yapmıyorlardı. Ve gelsin sakatlıklar. Evet. Bir şu sürü arkadaş sakatlıktan, çok fazla kişi bir sürü masalar, hepsi sakatlıktan, dizden, belden, şuradan, aşil tendon, spor hayatları bittiler. Evet. Ben bunları çok acizane öğrendim bilimin ışığı altında. Araştırdınız da, uyguladınız da. Tabii. Yani ben müzikte olduğu gibi sporda da ne yaparsam yapayım en iyisini yapmaya ve doğru yapmaya. Öyle genlerimde öyle bir şey var benim. Biz de ne kadar doğru bir konuk ağırladığımız için kendi adımıza gurur duyalım, sevinelim o zaman. Daha önce de söylediğim gibi bir saatlik yani, bir programa asla sığmayacak. Bunu yaparsan ileri yıllara taşıyabilirsin ama yoksa
Evet. Dinleyenlerin, izleyenlerin de sizden alacağı çok fazla ders var aslında. Bundan sonraki zamanlarda inşallah sizi bir kere daha konuk etmek isterim. Programın da sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi televizyonlarda spor konusu olduğuna göre konu mevzumuz. Konunun uzmanları yerine bir sürü insanlar, ondan sonra bunların içinde doktorlar da var yani. Evet, evet. Ama konusu değil. Hakem kesiyor. Ondan sonra konunun uzmanları yerine meseleye, olaya kıyısından, köşesinden bulaşmış bir takım insanlar. Ve son derece bir de çok enteresan, sanki çok bilgiç ve davranış içinde oluyorlar. Bu çok trajikomik bir olay. İnsanları, yani ülkemizde sportif anlamda çok kaotik bir ortam yaşanıyor. Olay bu. Evet. Eğer bilgilenmek istiyorlarsa doğru dürüst ama iyi bir spor hekimine danışsınlar. Yürüyecekse, koşabilmesi için, bir insanın en az yürüyebilmesi için en az 6 hafta evinde basamaklamalı çalışmalar silsilesi var. O aşamalardan geçtikten sonra onları da bir spor hekiminden örnek aşağı yaparak öyle yok. Çoğu zaten bu yürüyüş de neymiş? Koşuyor, yürüyor, ayakları dumura uğruyor, şey yapıyor. Ondan sonra bel gidiyor, böyle kiloca. Yolda yürümesi bile sakıncalı adama diyor ki 10.000 adım at ya. Hala olacak şey değil. %100 haklısınız. Herkes için aynı tavsiyeler verilmez evet. Tabii ki. Doktor gözetiminden sonra bunu çok güzel söylediniz. Dinleyenler, izleyenler. Ama bu dediğim bu 4 faktör vücutta, evet. Tüm vücutta hiçbir unsura üstünlük sağlamadan evet, eşit. Eşit bir oranda dağılımı söz konusu olacak. Eğer eşit oranda ben şuramı geliştireyim de işte bilmem ne yapayım, mekik yapayım, ötekini bacaklarımı çalıştırmayayım. Birisi gibi gidiyor işte bütün kas yapayım bilmem lazım. Yok. Hayır, betondan daha fazla kuvvetli kasların olsun hiçbir işe yaramaz. Tabii. Bir adale kasın gücü kadar, kasılma gücü kadar uzabilme gücü de eşit oranda olacak ki o kas grubu iş görsün. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Tabii ki hem müzik hayatınız var hem spor hayatınız var. İkisini birden bir programda anlatmak çok çok zor. Dediğim gibi daha sonraki programlarda sizi bir defa daha görmek isteriz. İnşallah. Tabii. İnşallah çok daha fazla görmek isteriz de. Sizin müsaitliğinize göre, siz şimdi Antep'teydiniz. Gazi koşusuna katıldınız. Evet. Sanıyorum yine bir organizasyon içine gireceksiniz. Sizi bulmak Ankara'ya gideceğim. Gerçekten çok zor oluyor. Atatürk koşusuna. Evet, İstanbul'da. Ankara'da. Yarın geldiğiniz Ankara'ya için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Size başarılar. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Size de iyi programlar. Çok teşekkürler. Bu hafta konuğumuz Salim Dündar'dı. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. CRI Türk.